Öncelikle reflünün ne olduğunu ifade etmekte büyük yarar var. Reflü sindirim sistemi içerisinde veya akış olan bir sistem içerisinde akışın tek tarafa doğru gitmesi gereken bir yönde devam ediyor olmasıdır. Geriye dönüşler, geriye kaçışlar reflü olarak tanımlanır. Örneğin yemek borusundan mide, mideden 12 parmak gibi giden sindirim sistemi akışı geriye doğru kaçarsa, örneğin mideden yemek borusuna veya 12 parmak bağırsağından mideye, bunların hepsine reflü diyoruz. Aynı şey üriner sistemde, idrarın geriye kaçışında da üriner reflü, idrar reflüsü olarak ifade edilebilmektedir. Bizim burada bahsetmeye çalıştığımız genelde gastroözofajiyal reflü, yani mide içeriğinin ve mide asidinin yemek borusuna geri kaçması ve bundan kaynaklanan semptomlar yumağı ve bunun getirmiş olduğu reflü hastalığıdır. Tabii bir baktığımızda rastlanma sıklığı açısından bizim gördüğümüz hastalar, aslında bize gelen hastalar çok küçük bir miktarını teşkil eder reflü hastalarının. Tıpkı bir iceberg gibi, aslında suyun altında kalan kısım çok daha büyüktür. Şöyle bir oran verebilirim. Toplumda görülme sıklığı reflü hastalığının %20'lere kadar varmaktadır. Oldukça yoğun bir reflü hastalığı ve reflü hastası toplumda mevcuttur. Dereceleri var. Kimisi günlük reflü deneyimini yaşarlar. Hafta içerisinde birkaç kez olabilir ve her gün bu reflünün vermiş olduğu bir takım semptomlarla günlerini geçirmeye çalışırlar. Reflü semptomları başlıca 3 grupta inceleniyor. Tipik semptomlar var. Bunlar geğirme gibi, iman tahtası dediğimiz bölgede retrositenler yanmanın olması, pirozis, ekşime diye tabir ettiğimiz hastalığın olması, semptomların olması. Bunun yanında atipik semptomlar var. Yani bundan diş çürümesinden tutun da kulak ağrıları, ses kısıklıkları, nefes bozuklukları, gece öksürükle uyanma gibi veya slip apne gibi semptomlar. Bunun ötesinde de yutma güçlüklerinin ve kanamaların olduğu alarm edici semptomlar gibi semptomlarla, bulgularla karşımıza çıkabilmektedir.